Hepinize iyi akşamlar, iyi bir akşam geçirmeniz dileklerimle. Beni hangi saatten izliyorsanız izleyin, iyi ve güzel olan her şey sizleri bulsun. Burada bir adet çanta görüyorsunuz. Çamaşırlarımın bir kısmını tersine çevirdim, makinenin içerisine attım. Şimdi çantayı içerisine atmak için diğer çamaşırları tabii ki içerisine atmadım. Çamaşırlarla birlikte bir çanta yıkamak istiyorum. Pantolon, bir adet banyo havlusu. Aktif oksijenle yıkayacağım bunları. O yüzden banyo havlusunu da içerisine atabilirim. 60 derece vermeyeceğim çünkü. İçerisinde kadife pantolon olduğu için ve çanta olduğu için 60 derece veremem. Ama çanta ve kadife pantolon olmasaydı 60 derecede bu çamaşırları yıkayabilirdim. Kapağını kapatmadan önce sıvı deterjanlarını ekleyelim. Seçtiğim sıvı deterjanın birincisi Migros Color. Yarım Migros. Yarım. Yine Renax'tan devam ediyoruz. Her ikisi de zaten aynı üreticiye ait. Seçeceğim program pamuklu 40, ekstra bir durulama, speed ve aktif oksijen. 1 saat 41 dakika. Evet, kendisi biraz daha süreyi uzatabilir. Benim için no problem. Evet, başlatalım. Şimdi toz deterjan da ekleyeceğiz ona. Aktif oksijeni görün. Evet, bakın nasıl dumanları üzerine çamaşırların tüttürtüyor mu diyeyim sizlere, sigara tüttürür gibi. Sigara dumanı gibi aynı. Evet. Oh, ne güzel dumanlara coşturdu çamaşırları. Bir güzel aktif oksijenlesin. Bakteri ve varyantları gitsin. Bu aktif oksijeni kullanırken herhangi bir hijyen durulama ürününe de ihtiyaç yok. Eski videolarımda dediğim gibi hiç aktif oksijen bir çamaşır makinesi alma niyetim yokken aktif oksijenli bir çamaşır makinem oldu. Niye niyet niye kısmet derler yani. İşte böyle. Mor Bahçe ile devam ediyoruz yine. Mor Bahçe toz deterjan karışımını da ekledik. Mor Bahçe'nin içerisinde Tursi Leylak Bahçesi ve Ariel renkler için olan toz deterjan var ve pembe ve mavi bir sabun rendesi var içerisinde. Lütfen bunu hazırladığım videoma bakın. Yanlış hatırlamıyorsam Cadılar Bayramı için ben bunu hazırlamıştım. Ekim ayının sonlarına doğru videolardan aşağıya doğru inmeniz gerekli.
Bunu nasıl hazırladığına bakmanız için ve diğerlerine de bakabilirsiniz. Favori kalır. Toz deterjan karışımı nasıl hazırladığıma bakabilirsiniz. Medusa'yı nasıl hazırladığıma bakabilirsiniz. Hepsinin tarifi kanalımda mevcut. Şimdi geçelim Biking konsantre yumuşatıcımıza, relax'e. Ambalaj yenilendi. Bakalım nasılmış. Videoya başlamadan önce ben bunu kokladım. Kokusunu azaltılmış olduğunu keşfettim. Eski Viking Relax'in kokusu çok çok dominanttı. Ama bunun kokusu artık dominant değil. Daha böyle hafifletilmiş. Hafifletilmiş olsa da benim hoşuma gitti. Çünkü diğerinin kokusu o kadar keskindi ki. Böyle çok aşırı keskindi. Hani beni bile böyle çok böyle rahatsız edebiliyordu. Koku aşırı böyle keskin, böyle sert kokulardan hoşlanmama rağmen beni bile hani rahatsız ediyordu. Kokusu çok fazla değişmemiş, onu söyleyeyim size. Kokusu değişmiş mi diye bana soracak olanlar olabilir ya da aklına takılmış olabilir. Kokusu değişmemiş, kokusu azaltılmış. Tıpkı Yumoş'un kokuları gibi, Vernel'in kokuları gibi koku azaltılmış. Viking de buna ayak uydurmuş. İçerisinde hibiskus var, bakın hibiskus çiçeği. Pink ve yellow hibiskus. Very fresh, flowery, çiçeksi, ferah. Ama eskisi kadar böyle ferah değil, az önce de dediğim gibi. Bu hali de güzel. Bakın kıvamı aynı su gibi. Maksimuma kadar ekledim. Arkasını okumak isterseniz şöyle göstereyim. Durdurarak okuyabilirsiniz. Viking Relax konsantre yumuşatıcı, rahatlatıcı parfüm teknolojisiyle duyularınız üzerinde dinlendirici ve rahatlatıcı etkisi alarken çamaşırlarınızı yumuşacık yapar. 1440 ml. Yerli ürün, local product, Viking. Bugünkü kombinimiz böyle. Yıkama parfümü bu videomda da yok. Yıkama parfümsüz bir yıkama. Sadece Viking'i test ediyoruz bu videomuzda. Yeni halini eski videomda test etmiştik tabii ki. Şimdi bir de yeni halini test edelim. Bu yavaş dönüşler bana Ariston çamaşır makinelerini hatırlatıyor. Çünkü onların da böyle yavaş yavaş döndürme huyu var o makinelerin. Evet, beklemeye geçti. Ara verelim. Suyunu ısıtmaya geçtiği zaman, içerisine su eklediğim zaman tekrardan geleceğim.
Evet, süreyi 1 saat 40 olarak güncelledi. Böyle olması daha iyi. Biraz daha uzun sürer. Bakın köpürtmeye de başladı. Videomun başından itibaren izlemeyenler, ilerlete ilerlete izleyenler için buradan tekrardan söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki içerisinde havlu var, banyo havlusu var, koyu renk el havlusu var. İçerisinde bunlara neden 40 verdi diyecek olursanız, çünkü içerisinde çanta var ve bir adet kadife pantolon var. O yüzden bu çamaşırlara 40 derece vermek zorundaydım. Hatta 45 derece sıcak suyunu. 45 derece ısıtması da güzel pamuklu programında. Zaten Purple Garden toz deterjan karışımının içerisinde de Ariel olduğu için Ariel her zaman artık değişti ve sıcak suyu değil ılık suları desteklediği için enerji tüketimini azaltmak için tabii ki 40 dereceyi destekliyor artık Ariel. Beyazları bile 40'ta yıkayınız diye üzerinde hatta paketlerin yazıyor. Hatta reklamlarda bile 40 derecede yıkayınız, enerji tasarrufu yapınız, enerji tasarrufu yapmanızda fayda olur diye söylüyor. Aynı şekilde Omo da aynı. Formüllerinin güçlü olduğu için 40 dereceyi tavsiye ediyorlar. Tabii ki sıcak su kullanan insanlara bu işliyor mu benim gibi? Tabii ki hayır. Yine de biz sıcak sudan vazgeçemiyoruz. Sıcak su kullanıyoruz sürekli. Tabii ki böyle ekstrem durumlarda istisna olarak böyle 40'ta da aktif oksijen kullandığım için yine de içim biraz olsun rahat edebiliyor. Aktif oksijen olmasa hijyen durulama ürünü kullanmak mecburiyetine kalırdım bu yıkamada ya da içerisine beyaz sirke eklemem gerekirdi. Evet, şimdi su ekleme zamanı. Biraz daha su ekleyelim içerisine. Dün yıkadığım çamaşırlar bildiğiniz ilkbahar kokusu. Mis, mis, mis. Tamamen ilkbahar kokusu. ABC zarif orkidenin kokusunu, vernel, lale ve vernel gül öyle bir hale getirmiş ki bildiğiniz ilkbahar. Yorumlarda da Ezel'e buradan söylemiştim. Ve Nurdan Hanım'a söylemiştim. Tamamen bir ilkbahar kokusu. Yıkama parfümü bile kullanmadan lütfen deneyin. Bir kağıda not alın, deneyin. Bir önceki yıkamamı da deneyebilirsiniz. Ariel toz deterjanla siyahları yıkamıştım. Yumoş Uzman renk koruma ile Vernel Supreme Elegance'ı yan yana getirmiştim. O yıkamam da efsane oldu. Lütfen onu da deneyin evinizde. Farklı varyantlarını da yapabilirsiniz. Tamamen aynısını da yapmak mecburiyetine değilsiniz. Evet, 2 litre su yetti.
Evet, başka bir videoda sizlerle tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hepinize iyi geceler. Videoyu sabah izleyecek olanlara da iyi sabahlar diliyorum. Görüşürüz. Paka paka.